Kanal Çare'den merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanal Çare'de bu hafta çok farklı bir program yapacağız sizler için. Öncelikli olarak sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Ben doktor öğretim üyesi Ekrem Çelikiz. Radyo, televizyon ve sinema bölümünde 7 yıldır öğretim üyesiyim. Öğrencilerimize neden radyo, TV, sinema bölümünü seçtiniz diye soru sorduğumuzda artık öğrencilerimizin büyük bir kısmı yönetmen olmak istiyorum demiyor. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı YouTuber olmak istediklerini söylüyorlar. Ya da Instagram fenomeni olmak istediklerini söylüyorlar. Biz de sizin için Instagram fenomenlerini, YouTube fenomenlerini araştırdık. İzleyiciler daha çok ne tarz YouTube programlarını izliyor, hangi YouTuber'lar daha fazla izleniyor ve neden izleniyor? Bu soruyu sizler için araştırdık ve ilginç sonuçlara ulaştık. Ve şununla karşılaştık. Türkiye'de maalesef şu anda gençler siyasetle fazla ilgilenmiyorlar. Gençler Türkiye'nin sorunları konusunda çok fazla bilgi sahibi değiller. Ve Türkiye'nin sorunları konusunda çok fazla da bir bilgileri yok. Ve gençler daha çok YouTuber'ların eğlence, komedi videolarını izliyorlar. Peki biz de farklı bir liste oluşturduk. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 25 tane ünlü YouTuber var. Ve bu YouTuber'ların videoları milyonlarca kişiye ulaşıyor. Peki biz biraz daha böyle siyasetle YouTuber'ları birleştirsek mesela nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Eğer YouTuber'lar Türkiye'yi yönetseydi nasıl bir Türkiye olurdu? Ya da YouTuber'lar Türkiye'nin sorunları hakkında neler söylerlerdi? Ve buradan biz ünlü YouTuber'lara sesleniyoruz. Biz bir hayali bir YouTuber kabine listesi oluşturduk. Az sonra sizlere bu kabine listesini açıklayacağız. Ve bütün YouTuber'ları farklı bakanlıklara yerleştirdik. Eğer bu YouTuber'lar ilgili bakanlıkta bakan olsalardı Türkiye'nin hangi sorununu nasıl çözerlerdi? Gençlerin Türkiye ile alakalı umutsuzluğunu, Türkiye'nin sorunları hakkındaki çaresizliği konusunda neler söylerlerdi? Şimdi sizlere bunu açıklayacağız. YouTuber Türkiye Lisesi'ni açıklıyorum değerli arkadaşlar. YouTuber Türkiye Lisesi'nin kabinenin başında Cumhurbaşkanı olarak Enes Batur var. Cumhurbaşkanı Yardımcısını açıklayacağız sizlere. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ünlü YouTuber'lardan Orkun İşitmak. Adalet Bakanı'nı açıklıyoruz. Eğer Adalet Bakanı YouTuber olsaydı kim olabilirdi Adalet Bakanı? Adalet Bakanı Reymen. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Eğer YouTuber'lar kabine üyesi olsaydı hangi YouTuber hangi bakanlığı alırdı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı açıklıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kafalar. Kültür ve Turizm Bakanı. YouTube'da binlerce, milyonlarca takipçisi var. Yaptığı videolarla beğenen bir isim. Kültür ve Turizm Bakanı olsaydı acaba Türkiye'nin hangi sorununu çözebilirdi? Kültür ve Turizm Bakanı'nı açıklıyorum. YouTuber'lardan Derimine Aklı. Maliye ve Hazine Bakanı. Yine YouTuber listesini taradık, videolarına baktık. Acaba hangi YouTuber Maliye ve Hazine Bakanlığı yapabilirdi? Maliye ve Hazine Bakanı YouTuber Berkcan Güven. İçişleri Bakanı. YouTube'da çekmiş olduğu videolarla çok fazla beğeni kazanan bir isim. Ve biz yine video tarzına göre ilgili YouTuber'ı İçişleri Bakanlığı'na uygun gördük. İçişleri Bakanı Ruhi Çene. Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Yine ilginç bir YouTuber. Videolarında sürekli olarak farklı konulara değiniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Barış Özcan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Ünlü bir YouTuber yine kendisi. Furkan Yaman. Milli Savunma Bakanı. Daha çok oyun videolarıyla ön plana çıkan bir isim. Milli Savunma Bakanlığı'na ünlü YouTuber Burak Oyundaş. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Bir bayan YouTuber'ı tercih ettik bu isim için. Çünkü şu anda da kabinede bu bakanlığı bir hanımefendi yönetiyor. Meryem Can. Ticaret Bakanı. Ünlü bir YouTuber Ticaret Bakanı olsaydı hangisi olurdu diye düşündük. Ve Ticaret Bakanlığı'na Uras Bendeoğlu. Sağlık Bakanı, hangi ünlü YouTuber Sağlık Bakanı olabilirdi? Sağlık Bakanlığı'na getirdiğimiz YouTuber Yavuz Selim. Dışişleri Bakanı, evet Türkiye'nin
Dışişleri Bakanlığı oldukça zor bir bakanlık. Hangi YouTuber Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı yapabilirdi? Dışişleri Bakanlığı'na ünlü YouTuber'lardan oyun delisini uygun gördük. Gençlik ve Spor Bakanı. Hangi ünlü YouTuber Gençlik ve Spor Bakanlığı koltuğuna daha rahat yakışan bir isim olurdu? Gençlik ve Spor Bakanı SSGEL isimli kişi. Milli Eğitim Bakanı. Önemli bir bakanlık. Gençlerin çok fazla ilgi duyduğu bir bakanlık. Hangi ünlü YouTuber Milli Eğitim Bakanlığı görevini yapabilirdi? Milli Eğitim Bakanı'nı açıklıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Facia Üçlü. Evet sevgili arkadaşlar, YouTuber'lardan bir kabine listesi oluşturduk sizler için. Ve buradan ünlü YouTuber'lara sesleniyoruz. Buradaki amacımız siyasetle ilgilenmeyen gençlerin, Türkiye'nin sorunlarla ilgilenmeyen gençlerin ünlü YouTuber'lar aracılığıyla Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerilerini ortaya koymak. Evet sevgili arkadaşlar, YouTuber kabine listesini sizler için açıkladık. Buradan bizim amacımız kesinlikle Türkiye'nin ünlü YouTuber'larının Türkiye'nin sorunları hakkında bazı konularda çözüm önerileri sunmalarını sağlamak. Gençlerin siyaset ilgilenmelerini sağlamak. Çünkü gençler bizim geleceğimizdir. Bir akademisyen olarak, radyo, TV, sinema alanında çalışan bir akademisyen olarak bundan sonraki kendi öğrencilerime de YouTube videolarında daha ciddi videolara yönelmelerini tavsiye etmek üzere böyle bir şey düşündük. Ve gerçekten biz Türkiye'deki ünlü YouTuber'ları takdir ediyoruz. YouTuber'ların Türkiye'nin gelişmesine katkıları oldukça fazla. Ancak biraz eğlence, komedi ve oyun türü daha fazla. Ve biz Türkiye'nin sorunlarına belki biraz eğlenceyle, biraz komediyle, biraz oyunla nasıl daha iyi bir hale Türkiye'yi getirebiliriz? Türkiye'yi gerginliklerden, kutuplaştırmalardan nasıl uzaklaştırabiliriz? Çünkü YouTube'u izlediğiniz zaman YouTube'daki herkesin mutlu olduğunu görüyoruz. Ancak gerçekte Türkiye'nin tablosu bu şekilde değil. Bizim amacımız gerçekten Türkiye'deki insanların mutlu olmasını sağlamak, Türkiye'deki her insanın hayalini gerçekleştirmesini sağlamak. Bu bağlamda buradan YouTuber'lara tekrardan sesleniyorum. Bir akademisyen olarak sesleniyorum. Kendi öğrencilerime de bir örnek olacak bu video. Gerçekten YouTuber'lar bundan sonraki süreçte video çekerken hayali bakanlıklar oluşturduk. Eğer gerçekten YouTuber'lar bu bakanlıkları yapsalardı Türkiye'yi nasıl yönetirlerdi? Biraz komediyle, biraz ciddiyetle böyle karışık video çekimlerini tavsiye ediyoruz. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu da bir maalesef YouTube kanalı. Abone oldukça kanalımız genişliyor, kanalımız büyüyor. Ve sizlerden de videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Teşekkür ederiz.